Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben Rümeysa Koç, İslami İlimler Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Hocam benim sorum... Biraz sesli sorabilir miyiz? Medreselerde akli ilimlere mesafe konulması ya da rasathanelerin kapatılması gibi kararlarda sözü edilen Şii alimlerinin belirleyiciliği olmuş mudur? Ben bu meselelerin arka planını sormak istiyorum size. Bir de medreselerde Maturidi geleneği belirleyici evet. olsaydı, biz bugün farklı bir medrese geçmişi konuşuyor olur muyduk? Güzel. Teşekkür evet. ederim. Harika. Teşekkür ediyorum. Şimdi benim bu farklı düşünce ekollerine mensup olan alimlerin işte bu ilerlemeye, gerilemeye yahut da filanca ilimin olup olmamasına tesir olmuş mudur konusundaki genel kanaatim şu. İslam dünyasında 13. 14. asırlardan itibaren bir durağanlaşma var. Bunun sebebi düşünce ilimlerine karşı mesafeli duruş mu? Bunun ben yöntemle ilgili bir problem olduğu kanaatindeyim. Mezheple değil, yöntemle ilgili bir problem olduğu kanaatindeyim. Çünkü İslam dünyasında ister Eş'ari gelenek deyin, ister Maturidi gelenek deyin, ister Şii gelenek deyin, bütün bu düşünce akımlarının, itikadi akımların hiçbirisinin aklı tamamen devre dışı bıraktığı kanaatinde değilim ben. Bunlar mutlaka akla belirli oranda, belirli biçimlerde, belki farklı tarzlarda bunlar akla daima yer veriyorlar. Bunların yani bu gerilemenin Şii alimler tarafından tetiklendiğini falan o kanaatte değilim ben. Hatta şu aklıma geldi bakın. Fatih dönemindeki bu tehafüt tartışmalarında İstanbul'a gelen alimlerin arasında Alaaddin Tusi de vardır. Değil mi? Alaaddin Tusi eğer böyle bir şey olmuş olsaydı İstanbul'a hiç gelmemesi gerekirdi. Yani ben kısaca bu yaşanılan sözünü ettiğiniz sıkıntılarda etkili olanın filanca mezhep yahut da filanca ekol meselesinden daha fazla İslam dünyasının içine düştüğü bu düşünce buhranı, bu skolastik sürekli geçmişin bilgisini tekrarlama alışkanlığının bunun artık bir gelenek olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bunun kökeni sadece mezheple izah etmemiz... Hiçbir etkisi yoktur diyebilir misiniz hocam? Hiçbir etkisi yoktur. Şöyle, muhakkak bu eğilimlerden mezhebe mensup, yani herhangi bir mezhebe mensup olanların da muhakkak, çünkü bunlar da bu ortamda yetişiyorlar ve bu ortamın hem oluşmasında hem etkileyen hem de etkilenen konumdalar. Hiç etkisi yoktur diyemeyiz ama meseleyi bütünüyle izah etmek için olaya daha geniş perspektiften bakmak lazım. Yani İslam dünyasındaki düşünce yapısı tamam bunda etkili olabilir. Muhakkak bunun iyi kötü az çok bir fayda şeyi vardır, etkisi vardır ama işte ekonomik gelişme, toplum düzeninin bozulması, ahlaki bir takım unsurlarda zayıflamalar, askeri başarısızlıklar, rakip medeniyetin farklı farklı alanlarda ilerlemiş olması, bunların hepsi var. Mesela belki de bu gerilemeyi en fazla tesir eden unsurlardan bir tanesi de ilmin oluşturulması ve geliştirilmesinde belli bir sistematiğin takip edilmemiş olması. Batı'daki ilimlerin gelişmesine baktığınız zaman bunların bir alimin, bir bilginin üretmesiyle sınırlı kalmadığı, orada oluşturulan temel hareket noktalarının daha sonraki nesillere düzenli bir şekilde aktarıldığı ve bunların geliştirildiğini görüyoruz. Yani bilimsel yöntemler, bilimsel yaklaşımlar sadece bir kişi tarafından ortaya konulup onun şahsıyla hayat bulmazlar. Onun ortaya koymuş olduğu, açmış olduğu o kapının daha sonra peşinden gelenlerin sistematik olarak devam ettirilmesi gerekir. Hı hı. İslam dünyasında son dönemlerde bunun çok fazla olduğunu söylememiz ne kadar mümkün? Ne kadar mümkündür bilmiyorum. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin optik konusunda çok ileri seviyede olduğunu biliyoruz. Bunu ortaya koymuş olduğu eser ortada. Ama ondan sonraki dönemlerde optik ilminde, fizik ilminde Müslüman alimlerin aynı zirveyi ne kadar devam ettirebildiği oldukça tartışmalıdır. Veyahut da bu bilgi devam etmiş olsa bile bu bilginin teknolojiye dönüştürülmesi, toplum yararına uygulamaya dönüştürülmesi konusunda galiba çok da başarılı değiliz. Evet, ekollerin devri konusunda, hakikaten devredilmesi ve zamana yayılması konusunda sıkıntılar yaşanmış. Gerileme evet. dönemiyle eğitim, belki de hocam hani güçsüzleşen birçok şeyde kendini daha iyi sergilemiş ve nüfus bulmuş şeyler de olabilir diye ısrarla o Şii ekolden gelenlerin etkisi üzerinde konuştum. Hani Maturi
ciddi geleneği daha etkili olmuş olsaydı ve silinmemiş olsaydı bugün başka bir medrese geçmişini mi konuşurduk evet. sorusunu sordu arkadaş ya oradan söyledim. Ben yani zayıf şöyle... olan, güçsüz olunan dönemlerde etkileme biçimleri daha da fazla olabiliyor İsrail'e sormuştum onu. Buyurun. Ben şu soruyla soruyu şöyle isterseniz tamamlayayım. Şimdi benim alanım kelam olmadığı için bu konuda çok iddialı bir şey söylemem doğru olmaz. Ama kelamcı bu alandaki uzmanlar şu soruya herhalde çok daha net cevap verebilirler. Maturidi alimler akla, tecrübeye önem veriyorlar. Devre dışı bırakmıyorlar. Peki eşari alimler aklı, düşünceyi, dinin, inancın, akidenin akılla temellendirilmesi konusunu ihmal ediyorlar mı? Sanmıyorum. Dolayısıyla sadece konuyu eşari, maturidi ya da şii çizgisiyle mesela açıklamamız çok gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Etkisi olabilir ama tabii böyle ki etkisi mutlaka vardır. Değil. Etkisi mutlaka vardır çünkü insanlar içinde hani bulundukları ya, toplumda hocam, etkilenirler. Kurulma döneminde hani medreseler kendi alimleri değil de diğer dışarıdan gelen muallimler de belli bir bilgi yüküyle ve evet. şeyle dahil oluyor yapıya, tecrübesiyle. O dönemdeki etkisinden de bahsetmiştik. Olabilir diyoruz. Peki buyurun.